Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle portakallı çok güzel bir tane bir kurabiye yapacağız. Şöyle malzemelerim var. 6-7 yemek kaşığı kadar tereyağım var. Normal oda ısısında biraz ısıttım. Dolaptan çıkardım. Şöyle birazcık eziyorum. Yumuşak olması önemli. Sizin açınızdan daha kolay olur yapması. 2 yemek kaşığı kadar pudra şekerim var. İçerisine onu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şöyle yağımla pudra şekerimi güzelce karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı kadar kabartma tozu, bir çimdik tuz, bir paket de şekerli vanilin ekliyorum ve tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Bir tane portakalımın kabuğunu rendeledim. Onu da içerisine aktarıyorum ve tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Güzelce karıştırdım. İç harcımın içerisine bir su bardağı kadar unum var. Azar azar onu ekliyorum. Biraz bir su bardağında bir 2 yemek kaşığı kadar geçebilir. Siz kıvamına göre tekrardan ekleyebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş eklemenizi öneririm. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum. Ne çok yapış yapış ne de çok sert bir hamur oldu. Şöyle bir tane altına yağlı kağıt serdim. Üstüne de tekrardan seriyorum. Güzelce merdane yardımıyla açıyorum. Ne çok kalın ne çok ince bir şekilde açacağız. Orta bir şekilde açacağız. Şöyle güzelce hem düz hem de yan bir şekilde açıyorum. Şöyle güzelce açtım. Şimdi bir tane bardak yardımıyla yuvarlak bir şekilde bastırıyorum. Bu boyut benim için yeterli olacaktır. Siz de portakallarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle fırın tepsime dizdim. Üzerine portakallarını yerleştiriyorum artık. 10 dakika kadar fırında pişireceğim. Evet arkadaşlar,
kurabiyelerim artık hazır. Yanına kahvemi de yaptım. Şöyle sizlere de göstereyim. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Gayet çok güzel bir kurabiye oldu. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun.